Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi İrab'da mahalli olan cümleleri gördük. İrab'da mahalli olmayan cümleleri görüyoruz. Cümleyi tefsir edin. İrab'da mahalli yoktur dedik. Şimdi ve kevnül cümleti el müfessirati. Tefsir eden cümlenin İrab'da mahalli olması, yani kevnül cümleti el müfessirati, tefsir eden cümleyi tefsirin İrab olması, ne olması? La mahalle leha. Mahallin olmaması vel meşhuru. O meşhur olan görüştür. Yani meşhur olan görüş nedir? Tefsir eden cümlenin İrab'da mahalli yoktur. Cümleyi tefsir eden İrab'da mahalli yoktur. Ve gâle şelebînû. Şelebîn. Ama İmam Şelebîn diyor ki tahkîku, bu konudaki tahkik, en son varılan son yani netice, bu konunun incelenmesi şudur ki enne cümlete cümle el müfessirate, tefsir eden cümle nedir? Yuhasebi ma tüfessiruhu. Yani neyi tefsir ediyorsa onun irabını giymesidir. Cümleyi tefsiriye, eğer irabda mahalle olan cümleyi tefsir ediyorsa o zaman cümleyi tefsirin de irabda mahalle olur. Cümleyi tefsiriye irabda mahalle olmayan cümleyi tefsir ediyorsa o zaman cümleyi tefsirinde irata mahal yoktur diyor İmam Şelebi'nin. Şimdi fe'in kâne lehu mahallu. Eğer fe'in şahit kâne oluruz ise lehu onun için. O ne? Yani tefsir edilen cümlenin olur ise, tefsir edilen cümlenin ne olursa mahallu. Tefsir edilen cümlenin irata mahal olur ise fe'hi o cümleyi tefsiriye de kezalike böyledir. Onda irata mahalli vardır. Ve illa tefsir edilen cümlenin irabda mahali yoksa fela, o zaman tefsir eden cümlenin de irabda mahali yoktur. Bir örnek verelim. Fesan ikincisi. Burada önemli burası. Niye ikincisi diye başladı? Önce birincisini söylese ya. Değil mi? Önce birinciden başlanmaz mı? Yani bir şeye başlanacağı zaman önce birinciden başlanır. Değil mi? El evveli dersin, estan dersin. Birinciden niye başladı? Niye direkt ikiden başladı? Yani burada şimdi şeye ayrıldı, ikiye. Cümleyi tefsirinin, tefsir ettiği cümlenin İrab'da mahalli varsa onun da vardır. Yoksa onun da yoktur dedi. Şimdi ikincisinden başladı. O neydi ikincisinden? İkincisi İrab'da mahalli olmayan dedik ya. Ve illa fela, yani önce şuradan başlıyoruz. İkincisinden. Eğer tefsir ettiği cümlenin irabda mahali yoksa cümleyi tefsirinde irabda mahali yoktur. Örnek verelim. Fesan ikincisi. Niye ikincisinden başladı? Çünkü ikincisi kısa. Diyor ki, yani öyle diyor şeyde, şerhte. İkincisi kısa olduğu için hemen onu anlatayım, geçeyim. Birincisi biraz uzayacak çünkü. Yani irabda mahalli varsa o tefsir eden cümlenin, tefsir eden cümlenin de irabda mahalli vardır. Biraz uzayacak o. Ondan dolayı hemen önce kısaca ikinciyi anlatayım, sonra birinciyi anlatayım dedi. Fesan ikincisi. Nahvu darabtuhu. Darabtu kelimesi, yani fiili. Cümleyi tefsiriye bu. Nereden olduğu halde bu darabtu? Min nahvu şu gibisinde. Zeyden darabtuhu. Burada ne vardı? Bizim bildiğimiz kural. İştigal var değil mi? Babu iştigal var. Yani şu darab tühü kendisini mefhul olarak almış. Zeyden'i mefhul olarak alamıyor. Dolayısıyla burada gizli bir fiil var. Peki bunu biz nereden bileceğiz? İşte bu darabe fiili bunu tefsir ediyor. Darabe fiili bu gizli fiili tefsir ediyor. Şu cümle darab tühü cümlesi gizli darab tühünün tefsiri. Peki buraya yazdım. Darab tühü, darab tühü. Bu darabtu'nun İrab'da mahalli var mı? Darabtu zeyden, gizli darabtu fiilinin, şunun İrab'da mahalli var mı?
Yok. Niye? Çünkü cümle-i iptidaiye. Cümle-i iptidaiye olduğu için darabtun irabta mahalli olmadığı için onu tefsir eden şu darabtu fiilinde irabta mahalli yok. Niye? Çünkü tefsir ettiğinin irabını yer. Takdir, peki bunun takdiri nasıl? Şöyle. Darabtu zeyden, zeyde vurdum. Bakın cümle iptidaiye burası. Şurası iptidaiye. İrabta mahalli yok. Darabtu zeyden, darabtuhu. Şurada cümleyi tefsiriye. Bunu da irabta mahalli yok. Çünkü neyi tefsir ettiyse onu giymiş olduk. Fela mahalle. Öylesi mahal yok. Ne için mahal yok? Lil cümletil mukadderati. Takdir olunan cümle için irabta mahalli yok. Niye? Hani gizli şu şey var ya, takdir edilen arabe. İrada mali yok. Niçin? Li'enneha müstennefetin. Çünkü cümle iptidaiye. Cümle iptidaiye olduğu için irada mali yok. Pekezalike, öyleyse yine irada mali yoktur. Ne için? Tefsiruha. Onun tefsiri içinde irada mali yoktur. O cümlenin tefsiri içinde irada mali yoktur. Allah'ım. Peki devam. Vel evvelu ilkine geldik şimdi. Yani ikincisi kısaydı. Ondan hemen ikincisini anlattık. Birincisine geldik. Birincisi neydi? Tefsir ettiği cümlenin irabda mahalli varsa onu da vardır. Bakalım şimdi burada irabda mahalli varmış. İnna muhakkak ki biz külle şeyin, her şeyi halaknahu, onu yarattık. Neyle? Bir kaderin, kaderle. Her şeyi biz kaderle yarattık. Şimdi burada şu külle lafzı ne düştü terkipte? Külle lafzı ne düştü? Halaknahu'nun meful olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü halaka bir meful alır. Hüyü kendisi de meful olarak almış. Demek ki külle fiilinin faili başka bir şey. Onu ben nereden bileceğim? İşte bu halaknahu onu tefsir etti. Cümleyi tefsiriye, yani halakna. Demek ki inna muhakkak ki biz halakna. Burada gizli bir halakna var. Burada gizli bir ne var? Halakna var. İnna halakna, biz yarattık neyi? Külle şeyin, her şeyi. Mef. Peki şu gizli olan halakna'nın irabta mahalli var mı? İnnenin Var haberi mı? oluyor değil mi? İnnenin haberi değil mi Cafer Hoca? İnnenin haberi. İnnenin haberi. Gizli olan halaknanın irabta mahalli var. Ne o? İnnenin haberi. Peki şu halaknahu ise, buradaki halaknahu ise bu gizli olanı tefsir ediyor mu? Ediyor. Değil mi? O zaman bunun da ne olur? İrabta mahalli olur. Yani bu irabta mahalli olan bir şeyi tefsir ettiği için bu kelimenin de irabta mahalli olur. Tamam. İnna halakna külle şeyin halaknahu bi kaderde. Bir daha söylüyorum. Şu halaknahu babu iştigal var dedik burada. Külleyi kendisine meful olarak alamıyor dedik. Halaknahu, o zaman cümleyi tefsiriye diyoruz. Neyin tefsiri? Gizli olan halaknanın tefsiri. Yani ben nereden bildim buradaki gizli olanın halakna olduğunu? İşte bu onu tefsir ediyor işte buradaki halakna. Peki gizli halaknanın mahalli var mı İrab'da? Var. İnne na innenin ismi, halakna innenin haberi. Değil mi? Bu durumda İrab'da mahallen merfu oluyor. İnnen haber olduğu için. O zaman şu halaknahu de İrab'da mahallen merfu oldu. Yani burada irat-ı mahalle olan bir şeyi tefsir ettiği için irat-ı mahalle merfu oldu. Peki ve takdir, bunun takdiri şudur bakın. İnna halakna. Gördük mü? Gizli bir halakna var orada. İnna halakna külle şeyin halaknahu. Şu halaknahu kelimesi gizli olan halaknayı tefsir etti. O da innenin haberi olduğu için irat-ı mahalle merfu. O zaman cümle-i tefsiriye de irat-ı mahalle merfu oldu. Diyor İmam Şelebini. Fehalaknahu. Evet doğru. Fehalaknahu el mezkuratu. Zikrolunan halaknahu. Yani şu var ya. Halaknahu şu. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle yapıyorum. Şu halaknahu yani. Müfessiratün tefsir eder.
Neyi li halakna? Halakna kelimesini. Öyle halakna ki el mukadderati takdir olunan. Hani şurada bir inna küllede bir takdir olunan halakna yaptık ya, onu tefsir ediyor. Ve tilke bu, şu gizli olan halakna nedir konu bunun? Fî mevzi'i ref'in. Ref, irat-ı mahallen merfu gizli olan halakna. Niye? Li'ennehu haber. Çünkü o haberdir. Neyi? Li'enne. Enne'nin haberidir. İnna, inna'nın haberi yani. Peki zâlike, öyleyse yine irat-ı mahalli vardır. Ne için? El-mezkûratu. Zikrolunan halakna'nın da irat-ı mahalli vardır. Yani şunun da irat-ı mahalli vardır. Geçtik. Ve min zâlike bundandır. Ne şu? Zeydün el-hubze ye'külühü. Şimdi burada ne oldu? Zeydün müpteda. El-hubze ne düştü? Meful düştü. Peki neyin mefulu? Gizli bir ye'külü fiili var işte. Aslı şu yani. Zeydün zeyt nedir? Ye'külü yiyor. El-hubze ekmek yiyor. Yani şuraya gizli bir ye'külü yazacağız. Zeyt'ten sonra ye'külü var. Zeydün, zeyt nedir? Ye'külü yiyor, el-hubz ekmek yiyor. Peki şu ye'külühü ne? İşte o gizli olan ye'külühü tesir ediyor. Ye'külü diyoruz. Peki şu gizli olan ye'külühün irat-ı mahalli var mı? Gizli olan ye'külühün irat-ı mahalli var mı? Var değil mi? Zeyt müptedasının haberi. Mahallen merfu. O zaman ye'külühün irat-ı mahallen merfu oluyor. Gizli olan şeyi tesir ettiği için. Ye'kuluhu, şu ye'kuluhu, şu fi mevzi'i ref'in, mahallen merfudur. Ref mevzisindedir. Daha nedir? Müfessiratun, tefsir eder şu ye'kuluhu. Neyi tefsir eder? Li cümletil mehzufeti. Hasf olunan cümleyi tefsir eder. Ve hiye, o hangisi o hasf olunan cümle? Zeydünden sonraki kelime yani ye'kuluhu kelimesi. Ve hiye, o hasf olunan kelime fi mahalli ref'in. O da irat-ı mahallen merfu. Niye? Alel haberiyeti. Haber olduğu için. Tamam. Peki en son şu örneği veriyoruz. Bitiriyoruz bunu. Vestedelle zalike ba'duhum. Bunu bazısı delil aldı. Neyle? Şununla. Bir kavli şair. Şairin şu sözüyle bunu bazı delil almış. Ne diyor şair? Diyor ki femen nahnu nü'minhu. Biz kime eman verirsek, kime güvence verirsek, eman verirsek, yebit geceler ve amin. O emin olduğu halde, huzur içerisinde geceler. Ve men lem nücirhu. Kimi de eğer korumazsa, yümsi, o da akşamlar, minna müverra'an, bizden korktuğu halde akşamlar. Şimdi burada bizim istişat mahallimiz şurası ki. Bakın hocalarım, şarttan sonra isim gelmez. Size bir soru sorayım. Mesela biz ne diyoruz? İze şemsü küvvirat. Değil mi? İze eşşemsü. Buradaki eşşemsü ne düştüse gitti? İze şemsü küvvirat diyoruz ya. Evet, düştü. İze şemsü. Niye böyle yamuk yazıyor ya? Evet. İze şemsü. Bir daha yazayım. Olmadı ya. Sileyim. Silemedim. Evet, ne düştü? İze şemsü. İze şemsü. Eşşemsü ne düştü? İze eşşemsü. Şart edatından sonra illaki ne gelmek zorunda? Fiil gelmek zorunda. Merfu mu? Naibul faili. Evet, neyin naibul faili? Gizli bir fiil var. Yani gizli bir fiil var. Onun naibul faili. İza şemsu küvirat demek şu demektir. İza küvirat şemsu küvirat yani. Gizli bir ne var burada? Fiil var. İza küvirat. Peki ne bildiğin hocam fiil olduğunu? E çünkü iza zaman varsa fiil de vardır değil mi?
Hiç isim de fiil olur mu? Hemen isim de hiç zaman olur mu? Mesela ben kalem diyorum. Kalemde bir zaman var mı? Yok değil mi? Yani kalem kalemdir. Hiçbir zamanla muttasıf değil. Fiilde zaman vardır. Fiil demek geçmiş zamanda olur, şimdiki zamanda olur veya ileriki zamanlarda olur. Fiilde zamanlardır. Ama isimde zaman olmaz. O zaman izeşşemsü güneş indiğinde. Oldu mu? Olmadı. Demek ki biz ne diyoruz o zaman? Böyle şart edatlar olsun veya idada olsun bunlar da isim gelirse orada gizli bir fiil vardır. Peki nereden bileceğim o gizli fiili? İleride ona illaki tefsir eder zaten. İzeşşemsü küvvirat. Ha, küvvirat işte. Küvvirat tamam. Şimdi burada bakın ne yapıyor burada? Ne diyor burada da? Temen her kimi? Meni şartiye. Tamam. Meni şartiyeden sonra nahnu gelmiş. Olur mu? Yani şart nerede kullanılır? Bir fiilde kullanılır değil mi? İşte men yeclis her kim ki oturursa. Men yakut oturursa. Men ye gelirse kim gelirse. Yani men varsa her kim bir fiil olmak zorunda. Şey olur mu? Men nahnu şayet biz kimiz? Yani buradaki men şartiye tabii o halde söylüyoruz. Yani memi eğer meni istifhami olursa o zaman işler değişir de. Buradaki meni şartiye. Ha, o zaman biz ne diyoruz? Demek ki burada gizli bir ne var? Fiil var. Temen nü'min. Burada gizli bir nü'min var. Ne bildik? Orada biz nü'min oldu. Ha, şundan bildik işte. Nü'min de bildik. İleride onu tefsir etti mi? Tamam. Yani femen nahnu nü'minde gizli bir demek ki ne varmış? Nü'min varmış. E peki gizli nü'min var da o gizli nü'minle cezim. E bak bu da cezim olmuş cümle tefsiriye. Bu nü'min ne yapıyor? Şu nü'min, buradaki nü'min. Gizli olan nü'mini tefsir ediyor ya. E, gizli olan nü'min ne? Meczum. Çünkü men ne yapıyor? Cezim ediyor. E bu da cezim olmuş. Demek ki İrab'da tefsir ettiği cümlenin irabını giyiyormuş. Yani bunlar yani tefsir eden kelime önceki tefsir ettiği kelimenin irabını giyer diyenler bunu deli getirmişler. Neyi deli getirmişler? Nü'min bak cezim olmuş demek ki. Nereden cezim olmuş? Gizli bir nü'min vardı. O cezim idi. Sonra onu tefsir eden nü'min de bakın cezim olmuş. Demek ki tefsir eden şey tefsir ettiği şeyin irabını giyer diyorlar. Peki bitti. Bakın ne diyor? Tezaharal cezmu. Cezim zahir oldu. Nü'mindeki cezim. Nerede? Fil fiili fiilde. Öyle fiil ki el müfessiri tefsir eder. Neyi? Lil fiilin mahzuf. Mahzuf fiil tefsir eder de cezim zahir oldu. O zaman demek ki tefsir eden tefsir ettiğin irabını giyiyor. Peki. Burada anlaşıldı geçtik. Şimdi İrafta mahalli olan olmayanların beşincisini görüyoruz. El vakıatü cevaben li kasemin. Kasemin cevabı olan cümlenin de İrafta mahalli yoktur. Nahu. İnneke sen leminel murselin. Yani Yasin ve Kur'an'ın hakim. Yani muhkem olan Kur'an'a, hikmet sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki bak vav var. Şimdi şöyle kasemin cevabı ne oluyordu? Üç şey değil mi? Bir, inne. İki, lam-ı ibtidaiye. Üç, yani bir de ne vardı? Nafiye. Ma-i nafiye, la-i nafiye. Bu üçü ne oluyor? Kasemin cevabı oluyor. Olmak zorunda. Olmazsa olmaz. Yani yemin varsa bir yerde bu üçü kestiğini gelmek zorunda. Şimdi ve Kur'an'a hakim dedik. Kur'an'a yemin olsun. Bunun cevabı nerede? İnne kelemine murselin. İnne geldi zaten. Burada inne ile olmuş cevap. Peki bu inne cümlesinin İrab'da mahali var mı? Yok. Çünkü kasemin İrab'da cevabı yoktur. Şu inne ke innenin ismi lemine murselin. İnnenin haberi. İrab'da mahali var mı? Yok. Bu cümlenin İrab'da mahali yok. Niye? Çünkü kasem cümlesinin İrab'da mahali olmaz. Bu neden sonra tabii ki de Bade kavli teala Allah-u Teala'nın şu buyruğundan sonra Yasin ve Kur'an-ı Hakim'den sonra. Peki ve nahnu bu da yok benim okuduğum yani kitaplarda ama burada var yani bu değişik bir nüsha demek. İnne leküm lema
Tahkumun. Şimdi şöyle okuyalım. Ba'de şu. Ayet-i kerime şu. Em leküm eymanun. Yoksa onlar için bir yemin mi var? Yani bir söz mü var? Aleyna bizim üzerimize baligatun. Tekitli bir söz. Yani onlar bizden böyle tekitli, çok kuvvetli bir söz mü almışlar? Onlar bizden çok kuvvetli bir söz mü almışlar? Ne diye? İnne leküm lema tahkumun. Sizin hükmettiğiniz şey sizin olacak diye. Siz neye hükmetmişseniz o sizin olacak diye. Siz bizden bir öyle bir söz mü aldınız? Şimdi burada emleküm eymanun derken ayet-i kerime ne var? Şey var, kasem var. İnne leküm de o kasemin cevabı. İnne leküm de o şeyin kasemin cevabı. Kalem suresindeymiş bu. 30. ayet-i kerimede. Tamam. Peki bu inne leküm'ün irapta mahalli var mı? İnne muhakkak ki leküm sizin içindir. Ne lema tahkumun sizin hükmettiğiniz şey sizin içindir. Bu ne oluyor? İrapta mahalli yok. Çünkü niye? Kasem'in cevabı olduğu için. Peki. Değil de dendi ki ve min huna buradan hareketle galet salebu. Salebun. Salep dedi ki imamlardan buradan hareketine kasem cümlesinin irapta mahalli yoksa o zaman diyor ki şu terkip caiz değildir. La yecüzü caiz değildir demiş. Ne? Şu terkip. Zeydün leyekûmenne. Zeydün leyekûmenne caiz değildir diyor. Niye caiz değil sizce? Böyle bir terkip caiz değildir. Neden? Niye? Şundan dolayı ki Zeydün mübteda, doğru mu? Zeyd mübteda. Peki leyekûmenne ne? Leyekûmenne? Haber gibi gözüküyor hocam. Peki haberin irapta mahalli ne olur? Var. İrapta mahalli merfu olur. Tamam, doğru. O zaman buranın irapta mahalli merfu diyoruz. Haber. Tamam da hocam. Şu lam neyin cevabına geliyor? Lam. Lam-ı iptidaiye ya. Gizli bir kasem var burada. Uksimu var değil mi? Uksimu. Buradaki lam uksimunun cevabına gelir. Yani şu leyeku mennenin irapta mahalli olmaması lazım. Niye? Çünkü gizli bir kasem var burada. O lam ona geliyor. O zaman biz diyoruz ki şimdi burada Zeyd mübteda, tamam. Leyeku menne haber. Tamam, olsun, güzel. Ama diyor Salep, olmaz bu. Niye? Çünkü bu leyekumenne hem haber oluyor. İrapta mahalle merfu oluyor. Tamam. Artı bir de lam gelmiş. Bu lam nereye geliyor? Mahsuf bir kasem var. Yani oksimu var. Onun cevabına geliyor. O zaman biz biliyoruz ki kasemin cevabı olmaz. Yani kasemin cevabının irapta mahalle olmaz. Kasemin cevabının irapta mahalle olmaz. Ne oldu o zaman hocam? Ne olacağı? Böyle bir şey olmaz diyor. Yani sen diyorsun ki leyekûmenne hem irapta mahalle merfu hem de diyorsun ki mahsuf kasemenin cevabıdır haberdir. İrapta mahalli yoktur. O zaman çakışmadı mı? Anladınız burayı? Leyekûmenne hem irapta mahalli yoktur. Niye? Çünkü mahsuf bir kasem var. Oksimu. Onun cevabı. Ve bizim konumuzda o zaten. Kasemin irapta mahalli, yani kasemin cevabının irapta mahalli yoktur. Ama bir yandan da Zeydün mübteda leyekûmenne haber olduğu için irapta mahalle merfu. Tamam. Şimdi onu söyleyecek. Söylesin. Le'ennel cümlete, çünkü cümle böyle cümle ki el muhbera biha, kendisiyle haber verilen cümle ki o da ne? Leyekûmenne haber değil mi? Nedir? Leha mehallün. Onun bir mahalli vardı değil mi? Bir cümle eğer haber olursa irapta mahalle merfu olur. Haber merfudur şimdi. Ama ve cevabul kasemi, ama kasemin cevabı ise la mahalle lehu, irapta mahalle yoktur. Ama burada lam geldiği için irapta mahalle oldu. Yani affen, lam geldiği için ne oldu? Bakın burada kasemin cevabı oldu. O zaman böyle bir terkip olamaz.
ve rutte bi kavlihi. Ve rutte reddedildi bi kavlihi Teala. Allah, yani bu Salebi'nin sözü, bu caiz değildir sözü, şu Allah-u Teala şu buyruğuyla reddedildi. Hangi buyruğu? Vellezine amenu, iman edenler ve amelus salihati, salih amel işleyenler, lenübevvi ennehum, onlara biz yerleştireceğiz. Cennetlere onlara biz konak atacağız. Yer hazırlayacağız. Allah onlara cennette yer hazırlayacak. Şimdi vellezine mübteda. Amenu ve amelus salihati, bunlar sılası ellezinin. Bir adı mali yok. Lenübevvi ennehum ne oluyor? Haber. Yani iman edenler nedir? Lenübevvi ennehum, onlara biz hazırlayacağız. Üsttekinin aynısı olmadı mı? Zeydül leygumenne vellezine lenübevvi enne, aynı oldu. Yani vellezine müpteda, üstte de zeyd vardı. Sonra haber leygumenneydi. Burada da lenübevvi enne gelmiş. Şimdi lenübevvi ennenin irapta mahalli ne? Merfu. Vellezinin haberi. Ama hocam lenübevvenne irapta mahalli merfu nasıl olur? Bu lam niye geliyor? Kasem'in cevabı değil mi? Burada gizli bir uksimi var. Gizli uksimunun cevabı bu. Tamam. Uksimunun cevabı olduğu için bunun irat-ı mahalli olmaması lazım. Tamam, bunu anlaşıldın mı? Ama biz diyoruz ki bu caizdir. Niye? Çünkü bunun aslı şudur. Vellezine amenü ve amelü salihati uksimu. Yani aslında burada haber, vellezinenin haberi tek başına lenübevvi enne değil. Peki ne? Şu uksimu lenübevvi enne. O zaman sanki neyin irapta mahalli var? Uksimu fiilinin irapta mahalli var. Bunu anladınız mı? Yani mahsuf olan uksimu, yani haber mahsuf, uksimu fiilinin şeyi var, irapta mahalli var. Yani lenübevvi ennenin yine irapta mahalli var. Ha, bu anlaşıldı mı? Vellezine evet. Müptida lenübevvi enne de irapta mahalli yok. Çünkü niye diyoruz biz? Uksimu'nun cevabı. Peki haberi ne o zaman vellezinenin? Şöyle ikisi beraber. Uksimu lenübevvi enne beraber cümlesi irapta mahalli ne? Merfu. Tamam, irapta mahalli merfu. Peki buna ne diyoruz? Vel cevabı. Vel cevabı amma kalehu. Onun dediğine cevap ise şudur. O ne diyordu? Dedik, anlattık. Enne takdira, bu ayet-i kerimenin takdiri şudur ki vellezine amenu ve amilü salihati, iman edip salih amel işleyenler. Evet, doğrudur. Evet, ikisini bir alacağız. Güzel. Uksimu, bakın uksimu ne oldu? Haber oldu. Uksimu billahi lenüvenni enne. Burayı gördünüz mü? Yani vellezine amenu ve amelü salihati, tığmıyor. Neymiş o zaman haber? Uksimu billahi lenüvevvi ennehumuş. Yani haber sadece lenüvevvi ennehum değil. Haber ne peki? Haber uksimu billahi lenüvevvi ennehum, ikisi beraber. O zaman bu ne olmuyor? Bir çakışma olmuyor. Ve keze takdiru fîmâ eşbehe dâlike. Buna benzeyen yerde de takdir böyledir. Bunun takdir böyledir, yani buna benzeyen yerlerde. Fel haberu haber. Buradaki haber nedir? Bakın mecmu'u cümletil kasemi el mukadderati. Yani takdir olunmuş kasem cümlesinin tamamıdır. Böyle uksimu billahi lenim ve enne. Cümletül cevabil mezkura, zikrolunan cevap cümlesi yani lenim ve ennehum ise ha dur. Yani daha nedir? Fel haberu haber mecmu'u cümletil kasem, kasem cümlesinin toplamıdır. Yani işte uksimu billahi lenübennenu. Değil de şöyle uksimu billahi yani. Daha ve cümletil cevabil meskura artı zikrolunan cevap cümlesinin yani. Yani tamamdır işte. Uksimu billahi lenübennenu nedir? Cümletül meskura yani. Cevabil meskura. La mücerredü cevap. Yani sadece buradaki haber sırf cevap cümlesi değildir. Hani şu lenüvev ve ennev olsaydı eğer şey haber, o zaman sıkıntı olurdu.
Peki neymiş o zaman? El haber o haber. Mecmu'u cümletil kasemi el mukaddara. Takdir olunan kasem cümlesidir. O da ne? Yuksim billahi bu bir. Daha ve cümletül cevabil mezkurati ve zikir olunan cevap cümlesidir. O ne? O da lerüvenliyorum. Yani ikisi beraber. La yani haber değildir. Mücerredü cevap. Sadece cevap cümlesi değildir. O ne? Yani haber sadece lenüvevvenlevum değildir. Ama haber sadece o değildir demiş olduk. Peki Hocam devam. kasemsiz yerlerin böyle tekit lamı ve tekit nunu geldiği zaman tevili bu şekilde mi oluyor hepsi? Böyle oluyor, evet. Peki hemen bitiriyoruz. Yani şey bitiyor. Yaratı mahalli olup olmayan konular. Şimdi normal konulara başlayacağız. Ve sadisetu el vakatu cevaben li şartin, şartın cevabında gelen cümlenin irad-ı mali yoktur. Ama hangi şart? Gayri cazmi. Cezm etmeyen şartın cevabında gelen cümlenin irad-ı mali yoktur. Ne gibi? Ke cevabı izah. Diyelim izahın cevabında gelen cümlenin irad-ı mali var mıdır? Yoktur. Ve lev mesela. Lev'in cevabında geldi. Lev enzelna hadel Kur'an ala cebelin leraytu. Oradaki o leraytu'nun irad-ı mali var mı? Yok. Değil mi? Yani ne diyor o zaman? Cezim etmeyen şartın cevabında gelen cümlenin irad-ı mali yoktur. Daha ve levla bir de levla. Bunlar hepsi manası gelecek şimdi. Yani lev nedir, levla nedir? Hepsini böyle tek tek inceleyeceğiz. Evveyata cazimin bakın cezmeden şartın cevabında da şey yoktur. Cezmedeci şartın cevabında da yine irad-ı mahali yoktur. Ne zamanda ama? Velem yakterin halbuki bitişmemiş bil fa ifaya ve bir izayı müfaceyi. Tamam. Yani ne oldu lan burada? Cezim etmeyen şartın cevabında gelen cümlenin irapta mahali yoktur. Mesela örnek verdik. Levcae şayet gelirse diyelim lera'a elbette görür. Şimdi o lera'nın elbette görür. İrapta mahali var mı? Yok. Niye? Hocam çünkü lev cezmetmez. Yani cezmetmeyen şart edatı. O zaman irapta mahali yok. Peki cezmeden bir şart edatı olsun. Mesela ne gibi? İnca eni Zeydün şayet Zeyd bana gelirse ekramtu ona ikram ettim. İn ne yapar? Cezmeder. Ekramtu'nun irapta mahali var mı? Yok. Onu da ilk başta söylemiştik. İrapta mahali olabilmesi için başına hayır cevabiye ile izah-ı müfaciyenin gelmesi lazım. Tamam. İşte bu durumda irapta mahali yoktur. Geçtim. Burada bayağı bir durduk. Yani irapta mahali olmayan cümleler bayağı bir şey yaptı. Es-sabi'atu lima la mevzi'a lehu. En son yedincisi ise irapta mahalli olmayan cümleye tabi olan cümlemizin de irapta mahalli yoktur. Nahu ne gibi? Gâme Zeydün. Zeyd kalktı. Gâme Zeydün'ün irapta mahalli var mı? Yok. İptidai cümlesi. Değil mi? İptidai cümlesi irapta mahalli olmaz. Peki vekaate amrun da atıf. Nereye atıf? Gâme Zeydün atıf. O zaman bununla irapta mahalli var mı? Bu da yok. Niye? Çünkü irapta mahalli olmayan cümleye atıf olursa onda irapta mahalli olmaz. İzalem tukadder el vavu vav eğer takdir olunmazsa lil hali hal için. Hani biz ne demiştik? Fiili mazinin başına vav olursa, kat olursa, gizli bir kat of mazi ne olurdu? Hal cümlesi olurdu. Yani fiili mazinin hal olabilmesi için başına katın gelmesi gerekiyor. Kat. Dolayısıyla burada bu vav sen dersek hocam buradaki vav halidir dersen o zaman bu cümle irata mahalle mensup olur. Onu söyledi. Peki geçtik yeni konumuza. Bismillah. Şimdi bizim bildiğimiz meşhur konuyu okuyacağız. Ne o bizim meşhur bizim konu, bildiğimiz konu? Nekra'dan sonra gelen cümle sıfat düşer. Marifeden sonra gelen cümle hal düşer. Bunu biliyoruz değil Hocam mi? şurada bir yere atladık mı? Nereyi? Yukarıda. Şimdi Altı. şiiri mi diyorsun? Şiiri. Aynen herhalde. O şiir bile atladım hocam. Yani o şiir hiç yok. Hatta şeye de baktım. Halil Mahmut'a baktım. Orada da yok. Yani bulamadım o şiiri.
Hani çok da şey yapmak istemedim. Çünkü yok yani bir sürü baskısına bakıyorum, yok onlar. Artık yani nereden oldu, nereden bulundu bilmiyorum. Değil mi? Bu değişik biraz bu baskı. Peki şimdi el meselatu rabiatu. Dördüncü meselemiz. Ne o şimdi? Şimdi şöyle, İrab'da mahalle olan cümle. Şimdi şöyle bir şey var, algı var. Bakın bunu şey yapalım. Mesela şimdi biz diyoruz ki marifeden sonra gelen cümle hal düşer diyoruz, değil mi? Bu doğru mu sizce? Marifeden sonra gelen cümle hal düşer. Ve bu doğru mu? Doğru mu? Hocam öyle bir sordunuz ki kimsenin doğru diyesi gelmedi. Doğru hocam, Çoğunlukla böyle doğru. biliyorduk. Ama bu doğru değil Hocam. işte. Şimdi bakın, yani nasıl doğru değil? Şöyle bakın. Zeydün kelimesi marife, değil mi? Tamam. Zeydün kelimesi marife. Tamam. Bak ondan sonra ne geldi diyelim? Nasara fiil, ebuhu fail, cümle. Şimdi bu nasara ebuhu cümlesi hal mi düştü? Hocam marifeden sonra gene hal düşer. O zaman hal düştü. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok ki. Burada Yani haber marifeden olmuş. sonra gelen hal düşer diye kim söylüyor? Ya tamam işte bunun bir şeyi var, kaydı var. Ha. Ya ne zaman marifeden sonra gelen hal düşer? Doğru, biz böyle söylüyoruz. Marifeden sonra gelen şey düşer, hal düşer. Ama ben görüyorum ki mesela her yerde öyle söylüyorlar. Yani adam Hocam, diyor. cümle tamamlandıktan sonra mı o hal düşüyor? Ha aynen öyle. Fiil gelmiş, fail gelmiş, her şeyini almış. Ya da müptela haber gelmiş ondan Ortada sonra. kalmış. Ortada kalmış öyle bir cümle. Bu ne olacak? O zaman mecbur hal düşüreceğiz. Marifeden sonraysa da mecbur hal düşüreceğiz. Tamam. Yani marifeden sonra gelen hal düşer diye bir kural yok. Peki ne var? Yani müpteda mesela buraya bakalım. Şu Nasara Ebuhu cümle. Zeyd kelimesi bu da marife. O zaman Nasara Ebuhu bu da hal mi düştü şimdi? Yo. Zeydün müpteda. Nasara Ebuhu da haber. Bu da niye hal düşsün? Peki bakın burada söylüyor şimdi onu. Bakın el cümeli cümleler. Öyle cümle ki el haberiyeti cümleyi haberiyeler. Evet fazlaysa hocam güzel. Yani ne haber olmuş ne bir şey olmuş cümle. Ortada kalmış böyle. Bunu ne yapacağız hocam? Ortada kaldı. Buna bir şey uyduralım demişler. Öyle bir şey demişler yani. El haberiyeti cümleyi haberiyeler. Neydi haberi cümleler? Doğruya veya yanlışa ihtimalli olan. Değil mi? Yani diyelim Nasara Zeydün. Zeyd yardım etti. Doğru mu? Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bir de ne vardı? Cümle-i inşaiye vardı. O da işte unsur, yardım et. Doğru mu, yanlış mı? Doğruya veya yanlışa ihtimali yok cümle-i inşaiye. Şimdi el cümel el haberiyet. Cümle-i haberiyeler. Yani doğruya ve yanlış ihtimali olan cümleler. Bak ne diyor? Altını çiziyoruz. Elleti lem yesbikha. Ondan önce geçmemiş. Ondan önce geçmedi. Ne geçmedi? Ma öyle bir nesne ki yatlubu istiyor. Ha o cümleyi kendisine istiyor. Nasıl lüzumen lazimi olarak gel diyor. Sen benim adamımsın. Şimdi bakın buraya şimdi Zeyd mübteda. Nasara fiil. Bakın Zeyd ne yapıyor Nasara'ya? Gel diyor. Sen benim haberim olacaksın. Ve müptedayım orta kaldım. Benim haberimsin. Tamam güzel. Yani terkipte bir şey düşmüyorsa mesela diyelim şu Zeydün'ün burada şeyi olsaydı eğer haber olsaydı o zaman biz derdik ki hocam Nasara nedir? Orada hal düşer diyebilirdik. Ama Zeydün'ün haberi yok ki burada. Dolayısıyla bakın burayı anlıyor musunuz? Lem yesbik ha. Ondan önce geçmemiş. Neden önce? O cümleden önce. Ne geçmemiş? Ma yatlubuha o cümleyi isteyen lüzumen kesin olarak. Diyor ki kesin gel sen benim haberimsin diyor istiyordu. Burada bakın Zeyd ne yapıyor? Nasara'yı ne yapıyor? Lüzumen istiyor kendisine. Gel diyor. Ey Nasara sen benim haberimsin. Ortada kalmamış yani bu. Bunun bir terkibi var. O zaman bunu olmadı Nasara burada hal düşmedi. Tamam bakın burası önemli. El haberiydi. Haberi ama elleti lem yesbika ondan önce geçmezse ma yetlubuha lüzumen. Aman altını çizin. Direkt demeyin yani. Çünkü öyle bir oluyor ki ben böyle bazen görüyorum. Yani haber düşüyor. Adam hal diyor. Niye? Hocam marifeden sonra gelmiş hal düşer. Böyle bir şey var mı?
Tamam, burası önemliydi. Şimdi in fakat eğer vaki olursa baden nekirati, nekirardan sonra vaki olursa el mahzati, sırf nekirden sonra vaki olursa nedir? Fesifatun sıfat olur. Yani cümlemiz nekirden sonra gelirse o cümle sıfat olur. Ev ba'del ma'arifi el mahzati, sırf marifeden sonra gelirse ahvalün hal olur. Şimdi bunu göreceğiz. Sırf marife ne demek? Sırf nekra ne demek? İşte burada da şey olacak şimdi. Biraz yıkla. Evve ba'de gayril mahzati, yani mahzanın dışında olursa, yani marife ama biraz nekralık da var. Yani sırf marife değil. Veya nekra ama biraz marifelik de var. Sırf nekra değil. Veya sırf marife değil. Ba'de gayril mahzati, yani sırf mahzı olmazsa, yani sırf nekra değil, biraz marifelik var. Veya sırf marife değil, biraz nekralık var. Böyle olursa minhum, o ikisinde marife ne ve nekreden olduğu halde fe muhtemiletün, ihtimalledir lehuma, hem hale hem sıfata. Şimdi bakın örnek veriyoruz. Fe misalül vakiati sıfaten, sıfat olarak gelen cümlenin örneği. Ne o? Diyor ki biz hatta tünezzile aleyna, bize indirinceye kadar kitaben kitap. Şimdi tünezzile fiil, aleyna ona mutallık, kitaben meful. Nakra uhunu hocam ortada kaldı. Yani değil mi? Ne düşmüş nakra o? Bir yerin mefulü mü? Hali mi? Yani ne düştü? Galiba ortada kaldı nakra o. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki hocam nakra o kelimesi nekra kelimesinden sonra mı gelmiş? Evet, yani mecburen bari böyle kurtaralım. O zaman nekra o kelimesi onu isteyen bir şey olmadığı için, nekradan sonra geldiği için sıfat oldu hocam. Tamam. Nekra o irabda mahallen mensup, kitaben kelimesinin sıfatı. Tamam şu. Ama bakın onu isteyen bir şey yok. Tamam. Üvey evlat. Evet, öyle bir şey. Peki fe cümletü nakra'uhu nedir? Sıfatı li kitaben. Kitap kelimesinin sıfatıdır. Le'ennehu nekratun mahzatun. Çünkü o sırf nekratır. Ve kat halbuki mahzat geçti. Emsiretü örnekler. Biz der ki bununla ilgili örnekler geçti. Fil meseleti saneti ikinci meselede. Hani vardı ya. Vetteku yevmen, günden korkun. Öyle gün ki, öyle gün ki turcaune fihi ilallah, kendisinde Allah'a döndürüleceğiniz günden korkun diyor ya. Orada da mesela öyle. Turcaune fihi, kendisinde Allah'a döndürüleceksiniz. Vetteku yevmen, yevmen tamam, turcaune fihi ortada kalmış. O zaman ne yapacağız? Yevmen'den sonra geldiği için onun ne oluyor? Sıfatı oluyor. Peki misalül vakiati halen, hal olarak vaki olmasına geldik cümlenin. Vela temnun, başa kalkma. Tamam. Testeksiri çok gördüğün halde. Çok gördüğün halde başa kalkma. Değil mi? Yani bir şey yapıyoruz. Ben sana şunu yaptıydı. Bu muydu karşılığı? Allah verecek karşılığı, sen ne şey yaptın? Ben ona o kadar iyilik yaptım da bak ona neler yaptı diyoruz yani. Niye yaptın iyiliği? Demek ki onun için mi yaptın? Allah rızası için yapmadı mı? Yani yaptığın bir şey çok şey yapmaya başa kalkma. Ben de şöyle iyi insanım bak. Diğer türlü olsaydı bak size çok şeyler yaparlardı. Kötülük yaparlardı. Kendi iyiliğini ne yapıyor? Yani başa kalkıyor. Yani benim gibi iyi insan var mı? Size iyi davranıyorum gibi böyle. Bunlar ne? Hep başa kalkma. Vela temnun testeksir. Yaptığın bir şeyi çok gördüğün halde başa kalkma. Velhasıl burada temnun fiil. Altta ne var? Gizli ente. Testeksir ortada yine ne olmuş? Böyle bir bağlantısı yok. Bir şeyin haberi değil, bir şey değil. O zaman biz ne diyoruz? Ente marifede mi? Zamir. Altta gizli ente var. Enteden sonra gelen ne oluyor? Enteden sonra gelen marife, marifeden sonra gelen teksir cümlesi de, testeksir cümlesi de irapta mahallen mensup oluyor. Hal cümlesi oluyor. Ente var. Ente marife, onun dolayı cümletü testeksiru nedir? Halün haldir. Nereden? Minel zamiri, zamirden haldir.
Öyle zaman ki el müstetir gizlenen fi temnin. Temnin altında gizli bir ente var. Oradan haldir. El mukadderi öyle zamir ki el mukadderi takdir olunmuş. Neyle bir ente? Ente ile takdir olunmuş. لِأَنَّ الظَّمَائِرَ كُلَّهَا مَعَارِفٌ Zamirlerin tamamı marifettir. بَلْ هِيَ اَعْرَفُ الْمَعَارِفِ Bilakis marifelerin en marifesidir. Şimdi marifelerin kısımları var ya, yani en çok bilinen kimdir? Mesela hüve dediğimde onu hemen karşıdaki anlar. Mesela ben derim ki Zeyd geldi derim. Sonra hüve derim. O hüve kim? İşte Zeyd geldi dedim ya. Zeyd işte. Yani o en çok marife Zeyd. Sonra kim? Yani en çok marife Alem. Alem diyorum ya. Zamirler en çok marife. Sonra Alem isim. Sonra ismi işaret. İsmi mevsul. Ondan sonra da Elif Lamla izah, Elif Lamla marif olan diye gidiyor. Ama en çok marifeler alemlerdir. Şimdi bunları gördük. Şimdi her ikisi de olabilen var. Mesela bu da önemli. Tamam mı? Yani hem hal düşürebilirsiniz hem de hem hal düşürebilirsiniz hem de sıfat düşürebilirsiniz. Ama bunu anlatmadan şunu anlatayım bir. Şimdi önemli olan İrab mıdır yoksa mana mıdır? Evet, size bir soru sorayım. Önemli olan İrab mıdır yoksa mana mıdır? Manadır hocam. Zaten İrab manayı anlayabilmek için bakın, öğreniyor. Önemli olan manadır. İrabı ona uydururuz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Mana bozulduğu zaman da hocam böyle bir kural var. Bunu yapmak zorundayız. Öyle bir şey yok. Mesela bakın. Gale dedi diyelim. Allahu Allah. Öyle Allah ki Teala. Şanı yüce olan Allah dedi. Şimdi bu Teala'nın burada ne düşmesi lazım sizce terkipte? Teala'nın burada ne düşmesi hal lazım? Hocam. Allah hal. Lazım. Manife değil mi? Hal düşmesi hal lazım. Hal gibi gözüküyor. Yani kurala evet. Uyarsak hal olmak. Peki hal neydi? Hal neydi? Şu anda olan sonu olmayan değil mi? Hal nedir? Şu anda olan, sonu olmayan. Şu, mesela şu anda biz ders yapıyoruz. Ama biraz da yapmayacağız. Hal budur. O zaman şimdi biz kurala uyalım diye sırf hocam Teala cümlesi Allah lafzından sonra gel. Allah lafzı marifedir. En çok marifedir. O zaman Teala kelimesi burada illaki şeye düşecek. Hal düşecek. Benim bir hocam vardı öyle diyordu. İllaki böyle düşecek hal diyordu. Hal, tabii o zaman ben bilmiyordum da şey diyordu bak böyle şey yapıyorlar yanlış yapıyorlar sen de aman ha diyordu bak yani düzelt diyordu sonra onu ben Tufetül Avamil'de okudum bunu anlatmış Tufetül Avamil çok güzel bir kitap gerçekten yani Avamil var ya onun şerhi Tufetül Avamil'de okudum orada öyle diyordu ki eğer bir sıfat birisine yapışmışsa o onun sıfatı olur yani yücelik artık Allah'a nedir yapışmıştır değil mi yani o ondan ayrılmaz. Dolayısıyla burada her ne kadar kural olarak Teala hal düşmesi gerekse de biz ne diyoruz burada? Teala irabda mahallen işte bu ne olur? Sıfatı olur. Tamam, bunun ne olurmuş? Sıfatı olur. Buna gerçi şey diyorlar. Halin bir kısmı var. Neydi o? Aklıma gelmedi şimdi. Hali ne haliydi? Yani böyle hep devam eden bir hal diye bir hal var da ismi şimdi aklıma gelmedi. Hali müstemirra mıydı? Hep devam eden bir hal. Hali aklıma gelmedi. Hali lazime miydi? Yani bazıları da öyle de diyorlar. Hal ama yine hep devam eden bir hal var. Yani insandan hiç ayrılmayan hal. Bunun ismi neydi ya? Neyse gelmedi aklıma. Tamam onu da denebilir yani yine. Değişmeyen hal. Teala fiil. Orada sıkıntı yok. Teala fiil cümle. Ama bu cümlenin irat-ı mahalli ne? İrat-ı mahalle yani cümle mi yoksa aman, sıfat mı? Hal mi? Kurala göre hal olması lazım. Ama biz sıfat dedik. Çünkü mana önemli bizim için. Hal desek ne olur? Allah-u Teala haşa şimdi yüce. Sonra? Tamam. Bir örnek daha vereyim mesela bununla ilgili. Önemli olduğu için. Mesela diyelim kitabı ne olsun? Kitab-ı Emsile. Evet, sıfat daha uygun manen değil mi? Allah'a onun sıfatıdır yani yücelik. Kitab-ı Emsile diyelim. Emsile. El Emsile diyelim. Tamam. Marife değil mi bu kitap şimdi bu? Emsile. Bu kimin olsun?
kimin olsun bu kitap? Li kim olsun? Tam ismini bilmiyoruz. Zeyd diyelim. Tam Li Zeyd. Şimdi bu marifeden sonra gelen cümle hal olur. Nekka'dan sonra gelen cümle de sıfat olur olayı var ya. Şimdi bu şimdi ileride gelecek zaten de yani bugün oraya gelemeyiz yarın. Hem harfi cer için geçerli hem de zarf için de geçerli. Yani mesela bakın örnek vereyim. Ca'a geldi. Kim geldi? Zeydün. Zeyd geldi. Tamam mı? Zeyd geldi. Öyle Zeyd ki öyle Zeyd ki fittari. Evdeki Zeyd geldi. Şu fi ne oldu? Fi harfi cer. Değil mi? Fi harfi cer. Fittari. Evdeki Zeyd. Peki bu harfi cer ne düşmüş? Ortada kaldığı için fittari Zeyd'den sonra geldi. Marifeden sonra gelen hal düşer. İşte bu da aynı şekilde. Yani harfi cerler için de aynı şey geçerli. Harfi cerler için de nekadan sonra gelen harfi cer ne düşer? Sıfat düşer. Marifeden sonra gelen harfi cer hal düşer. O da gelecek ileride. Tamam. Şimdi yani bu hani marife düşme olayı hem zarflar için de geçerli. Mesela inde koysak buraya ya fevka koysak onlar için de geçerli. Şimdi burada ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Kitabul emsilet. Emsile kitabı kim için olduğu halde bu? Zeyd'in Zeyd için olduğu halde. Olur mu sizce? Yani burada normal kurallara göre ne olması lazım? Kitap kelimesi şurası marife olduğu için. Hal olması lazım. Hal olması lazım. Değil mi? Yani Emsile diye bir kitap var. Bu Zeyd'inmiş. Peki bu şu andaki halde mi Zeyd'in? Sonra Zeyd'in değil mi yani? Yoksa o kitap artık Zeyd'e yapışmış mı? Burayı anladınız mı bilmiyorum. Yani velhasıl bunu niye anlatıyorum? Şundan anlatıyorum. Bizim için asıl olan manadır. İrab ona uydurulabilir. Laf İrab'la mana çakıştığı zaman da neyi tercih ederiz? Manayı tercih ederiz. Peki, ve misalin muhtemileti. İhtimalli olanın misali. Ne? Li veçeyin iki veçe. İki veçe neydi? Hem hal olabilir, hem sıfat olabilir. Bade nekrati nekradan sonra. Tabii bu nekra nasıl bir nekra? Nekra'yı mahsa değil, nekra'yı muhassasa. Tamam. Yani eğer sırf nekra olursa, yani hiçbir marifelik alameti yok. Ona nekra-i mahsa deniyor. Sırf. Hiçbir marifelik alameti yok. Ama nekra-i muhassese, yani taksis olunmuş nekra, yani biraz marifelik kokusu var. Orada hal oluyor. Ne gibi örnek verelim? Merartü uğradım bir racülin adama. Ben bir adama uğradım. Öyle adam ki salihin, salih, yusalli namaz kılıyor. Şimdi şu bir racülün kelimesi nekra. Nekradan sonra gelen yusalli fiil ne olur? İrab'da mahalle mecrur bir racül kelimesinin sıfatı olur. Olur mu? Olur hocam. Tamam. Peki bir racülün nekra ama salihinle ne olmuş? Sıfatlanmış. Yani taksislenmiş. O zaman biz ne diyoruz? Bu racül nasıl bir nekra oldu? Nekra-i muhassası. Yani mesela kötü adam girmedi bunun içine. Salih adam, iyi adam girdi. Bak ne oldu nekra ama biraz içinden kötüler çıktı yani. O zaman biraz salihlik olduğu için buna biz nekra'yı muhassa diyoruz. İşte eğer nekra taksis olunursa ondan sonraki gelenin hem hal olabilir hem sıfat olabilir. Yani şu yusalli kelimesi hem hal olabilir hem de sıfat olabilir. Tamam mı? Yusalli kelimesi hem hal olabilir hem sıfat. Niye? Çünkü bir racül kelimesi nekra ama nasıl nekra? Nekra'yı muhassasa. Taksislenmiş. Neyle? Tarihle taksislenmiş. Değil mi hocam? Mane olarak da zaten mane olarak da ikisine de uyuyor zaten. Ya, aynen sıkıntı yok mane olarak da doğru. Ama feyşikte istersen katterte yusalli'yi yusalli'yi takdir edersin. Sıfaten taniyete ikinci sıfat bir racül. Yani racül kelimesinin ikinci sıfatı olur. Zaten salihin birinci sıfatı. Değil mi? Yusali ikinci sıfatı. Liyenne çünkü bu nedir? Nekradır. Nekradır. O zaman yani nekradan sonra gelen sıfat olur. Ve in şitte kaddertehu halen min.
İsterse ondan hal yaparsın. Bir racülün adam ne olduğu halde o adam? Minhu o racülden yani bu yusalliyi. Racülden hal yaparsın. Bu da caizdir. Niye? Li'enne çünkü o racül kat garube yaklaştı. Ne? Minel marifeti. Marifeye yaklaştı. Biraz marife oldu. Neyle? Bihtisasihi hususi olmasıyla bir sıfatı sıfatla. Yani sıfatlandı ya. Bir racülün salihine marife oldu biraz. Yani salih adamlar, günahkar adamlar, kötü adamlar değil yani. O zaman hem sıfat caiz hem hal caiz. Ve misalil muhtemileti ihtimalli misali lehuma her ikisine hem sıfat hem hal. Bade marifeti, marifeden sonra bu sefer. Demek ki marifeden sonra da sıfat düşebiliyor. Kavlihu Teala Allah-u Teala şu buyuruyor. Kemetel himar. Eşek gibi. Yahmülü esfara kitap taşıyan yani eşekler gibi. Şimdi burada Allah Celle Celaluhu bana. Fe innel murade bil himar. Himar ile murat nedir? El cinsu cinstir. Şimdi bakın şu el himar var ya el himar. Biz biliyoruz ki elif lamın dört manası var değil mi? Elif lamın dört manası var. Biri cins, biri istigrak, ahdi zihni, ahdi harici. Cins ne? El himar deyince bütün himar cinsi giriyor. Bütün eşek cinsi giriyor içine değil mi? O zaman bu nasıl marif? El himar deyince ne oluyor? Bütün şey giriyor içine. Cinsi deyince kendisine himar denen her şey içine giriyor. O zaman bu ne oldu? Nekre olduğu gibi. Bildiğimiz nekre oldu. Tamam. O zaman el himarın başındaki eliflamı cins dersek biz. Bütün himarlar girerse o zaman ne oldu? Bu nekra oldu. Deriz ki o zaman bundan sonraki gelen yahmili cümlesi bu nekra olduğu için şu cümle nekra olduğu için irabda mahallen onun sıfatı olur. Aslında ne oluyor irabda? Yahmili. İrabda mahallen ne oluyor? Mecrur. O zaman yahmili irabda mahallen mecrur sıfatı oldu deriz. Ama hocam olur mu? El himarın başında elif lam var. Elif lam marife yapar. Evet. Hocam işte elif lam şöyle. Elif lamın bilindik olmuyor. Elif lamın hani manaları var ya hocam. Elif lamın manalarına göre değişiyor. Şimdi bizim o bilindik olan elif lam manamız ahdi zihni ile ahdi zihni ahdi harici yapacağım. Şimdi ahdi zihni var. Mesela fekelevzi bu. Onu kurt yedi. Oradaki elif lam ahdi zihni demek hiç bilinmeyen bir kurt demek. Yani peki niye bu ona biz marif ediyoruz? Çünkü başına elif lam geldiği için marif ediyoruz. Yani bunun hiç marife ihlasında da bir alakası yok. Bizim bildiğimiz elif lam marife yapar. O hangisi? Elif lamı ahdi harici. Tamam yani nasıl şöyle? Ra'aytu gördüm, Zeyden Zeyd'i gördüm. Mate öldü, erraculü adam. Hangi adam? Benim bildiğim bir adam. Hangi o? Düm Zeyd öldü. Erraculü. Oradaki elif lam ne oldu? Ahdi harici oldu. Benim bildiğim bir adam öldü yani. O da Zeyd öldü. Tamam. Burada bu şekilde söylemiş olalım. Yani o zaman burada ne oldu şimdi? Fe innel murade murat kast olan bil himare himarla kast olan nedir? El cinsü. Elif lam cins olduğu için cinstir. Yani bütün himarlar içine alır dedik. Ve zü tarif tarif sahibi el cinsiyi cinsle tarif olursa yani marif olmuş ama cinsi şekilde yani bütün cinsi içine alarak da marif olmuşsa zü tarif cinsiyi cinsi tarif sahibi ise nedir? Yakrubu yakın olur. Minen nekratı nekraya öyle değil mi? Yani nekraya yakın olur. Nekradır bu. Bütün eşekler. Öyle mi? Bütün eşekler. Nekra oldu. O zaman ne oldu burada? Ne oldu? Sıfat oldu. Fetahmilu el cümletü. Cümle ihtimali olur. Min gavi teala Allah-u Teala şu sözünde olduğu halde. Yahmilu esfara. O zaman yahmilu esfara cümlesi ihtimal olur. Neye? Veçeğin iki veçe. Ehaduhuma birisi el haliyetü. Hal olur. Niye? لِأَنَّ الْحِمَارِ Çünkü himar
Bir lafz değil, marife, marife lafz hocam. Elif lam var başında, marife bu. Ve sani ikinci vecimiz ise sıfatı sıfat olabilir. Niye? Lenne, çünkü o kendi nekratı, bakın nekra gibidir. Ne? Elahima fil mana, manada nekra gibidir. Yani başında elif lam var ama manada nekra gibi. O zaman biz ne diyoruz? Diyoruz ki en son olarak hocam kemetel himar, el himar kelimesi marife. Marifeden sonra gelen yahmiru hal olur. Niye? Marife çünkü başında elif lam var. Ama buradaki bu bir. İkincisi el himar başındaki elif lam cins olduğu için, cinsi bütün hepsini içine aldığı için nekra gibi oldu. O zaman nekra gibi olduğu için de hocam yahmil, burada sıfat düşebilir. Dedik ve burada kalmış olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alem. Yarın da Allah izin verirse ikinci bab, cari mecrurlar, bu da önemli. Yani işte zarf-ı mustakar nedir, zarf-ı lağı nedir, cari mecrurların mutallakları nelerdir, nelerden oluşur, onları konuşacağız. Bu diyorum ya, bakın şu, bu, yani buralar çok önemli. Hani mana verirken çok önemli buralar. Yani manayı nasıl vereceğiz? Bunu bilmezsek harfi cerleri falan tam bir mana olmuş olmuyor yani. İşte yani levlanın şartlarını falan göreceğiz. Levla, kaf, ondan sonra ne var? Sonra şeyi de göreceğiz. Hani daha dedik ya, nekkadan sonra gelen sıfat olur diye. Bundan aynısını zarflar ve harfi cerler içinde göreceğiz. Yarın da böyle bitirmiş oluruz inşallah. Ondan sonra da evet, zarf-ı mustakarı anlatıyor. Çok güzel. Sonra şeye geçiyoruz artık. Fi tefsir kelimatin yahtacu ileyha el muribu. Yani muribun ihtiyaç duyduğu kelimelerin tefsirleri. Tam 20 tane kelime var. Tam 8 nevi de bunları göreceğiz. 20 tane kelime. Mesela ne onlar? O kelimenin farklı farklı manalarını göreceğiz Allah'a izin verirse. İlk kelimemiz ne mesela? İşte gattu ne demek? Bunların halleri nedir? Men nedir? Ma nedir? Bunları göreceğiz. Sonra en sonunda bazı beraber bitecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.